Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sevgi, kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomda size Calvin Klein'in meşhur Euphoria'sından bahsetmek istiyorum. Euphoria çok sattı, çok konuşuldu, çok yazıldı, çok çizildi. Çok yerde bulabilirsiniz muadilini. Bu elimde gördüğün şişe tasarımı bayan Euphoria'ya ait. Size ne yazık ki erkek olan şişesini gösteremiyorum çünkü o bende yok. Bu parfümü de annem kullandığı için bende vardı. O nedenle göstermek istedim size. Bayan parfüm şişe tasarımı aynı bir kayık şeklinde gibi, gümüş renkli. Parfümün içerisi işte böyle mor eflatunumsu renklenmelerle bulunuyor. Erkek olan şişesi de aslında çok benziyor buna. Bundan farklı olarak daha böyle kara renkli bir tasarım bulunuyor. Yine dışı gümüş renkli. İçerisindeki parfüm öz suyu mor eflatunumsu renklerde yine. Euphoria'nın Intense'si de bulunuyor. Fakat size Intense'den bahsetmeyeceğim. Çünkü Intense'in üretimi açık parfümerilerde pek fazla bulabileceğiniz bir parfüm değil. DP'lerde de zaten bulunmuyor. Bu belki de çok fazla talep görmemesinden kaynaklı da olabilir. Aslında şöyle bir şey daha var. Bir parfüm ve sonrasında üretime geçen Intense olan serisi zaten birbirlerine aşırı derecede benziyorlar. Intense demek daha yoğunlaştırılmış demek. Euphoria'nın Intense'i de bundan daha yoğun, daha böyle baharatlı, daha keskin tarzda kokuyor diyebilirim. Bu sırada baharat dedim ama sizi yanıltmasın. Parfümü ilk kokladığımız zaman bana baharatı andırıyor. Fakat parfümün içerisinde baharat bulunmuyor. Bayan için olanından bahsediyorum size. Parfümün içerisinde deniliyor ki hurma, Trabzon hurması bulunuyor. Trabzon hurması ile beraber üst notalarda nar notası bulunuyor. Narla beraber de içerisinde yeşil ot karışımı bulunduğu söyleniyor. Ne derece hissettiriyor derseniz hurmayı gerçekten kesinlikle hissettiriyor. Ya zaten hurmayı duyduğunda da insan bir hani merak ediyor açıkçası, hurma kokusu nasıl olabilir diye. Gerçekten tam bir hurma kokusunu hissediyorsunuz, narı hissediyorsunuz. Değişik bir parfüm, enteresan bir koku. Zaten Euphoria'nın şöyle bir özelliği bulunuyor diğer parfümlerden farklı olarak. Hani sıktığınız anda insanın etrafında bir aura, bir rüzgar esintisi oluşturmuyor da daha çok o kişinin tenine yapışık kalan bir parfüm diyebilirim. Yani bu şu demek oluyor, hani parfümü kokladığınız zaman o kişinin teninde koklamanız gerekiyor, o kişinin teninde hissetmeniz gerekiyor. O şekilde yapışan bir parfüm. Hani böyle etrafınızda daha yapay bir hava kesinlikle oluşturmuyor. Yakışan kişiye gerçekten çok güzel yakışıyor. Dediğim gibi annem kullanıyor bu parfümü. Fakat bence hani çok böyle ileri yaşlı bayanların kullanmasını tavsiye edebileceğim bir parfüm değil. Bu parfüm daha böyle vamp, daha dişi karakterli bayanlarla özdeşleştirmiş olduğum bir koku aslında. Hani daha böyle maskülen tarzda kişilere de yakışır olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle daha keskin, daha ağır kokuyor. Gerçekten hani sert kokan bir parfüm. Böyle yumuş yumuş işte böyle aman pembelerimi çok seven böyle tatlı çıtı pıtı kızlara kesinlikle hitap etmeyen bir koku olduğunu. Evet, bayan parfümünden sonra gelelim Euphoria'nın erkek olan parfümünün yorumuna. Şöyle söyleyeceğim size, aslında Euphoria'nın erkek olan parfümü yanlış hatırlamıyorsam bayanından yaklaşık bir sene sonrasında piyasada üretime geçmiş olan bir koku. Haliyle hani beklentileri de çok fazla olan bir parfümdü. Çünkü Euphoria'nın bayanı gerçekten çok güçlü bir parfüm. Hatta ben neredeyse unisex diye bile kategoriye koyabilecekken hani erkek olanından da daha böyle vahşi bir beklentiniz oluyor. O yüzden çıktığı zaman böyle wow dedirtecek bir şey arıyordu insanlar. Fakat çok fazla beğenilmedi, çok fazla tutmadı. Çünkü beklentiyi karşılayamadı açıkçası. Dediğim gibi bayanıyla aynı isme sahip olan bir parfüm. Hani o kuvvetli olmasını bekliyorsunuz. Fakat Euphoria erkek dediğim gibi tutmadı. Çünkü başlangıç notasında turunçgil kullanmak bence tamamen bir hata. Çünkü bir erkek parfümünde başlangıç notasında turunçgil kullanıyorsanız eğer o parfüm kesinlikle zayıftır. Kesinlikle saatler içerisinde yayılımı çok az olacaktır ve hani sıktığınızda da 3-4 saat içerisinde yayılmayacaktır. Katman katman dağılmayacaktır, sizi şaşırtmayacaktır. Hep aynı tek düzelikte kokacaktır. O nedenle de hani verdiğiniz paranın hakkını almayacağınız bir ürün olacaktır. Euphoria'nın eğer almayı düşünüyorsanız erkek olan kokusunu ben Intense'ini tercih ederdim açıkçası. Intense çünkü birazcık daha kalıcı, birazcık daha yoğun. Bu arada Intense'e yorum yapmayacağım dedim ama ister istemez yorum yapmadan geçemiyorsunuz. Şöyle ki
Euphoria içerisinde baharatlar da bulunduran bir parfüm, fakat size alerjik etkide bulunmayacak olan baharatlar içeriyor. Çünkü bu baharat karışımlarını ben özellikle baktım. İçerisinde karabiber notası bulunmuyor. Karabiber birazcık daha alerjik etken oluşturabiliyor genel olarak hani insanlara baktığımız zaman. O yüzden Euphoria'nın erkek olanını pek fazla tavsiye edemiyorum size. Dediğim gibi Intense'ini alın. Intense çok güzel, çok vahşi, daha böyle erkeksi kokuyor. Gerçekten çok hoş kokuyor. Klasik olan Euphoria tek düze seviyede kokuyor. İçerisinde birazcık daha odunsu notalar bulunuyor. Odunsu oryantal olarak hatta yorumlanmış. Dediğim gibi içerisindeki portakal ve hani turunçgil notaları birazcık parfümün daha az seviyede kalıcı olmasını sağlamış. Bence Euphoria'nın erkek olan parfümü daha ilkbahar yaz aylarına hitap eden bir koku. Birazcık daha böyle beyaz tenli beylerin kullanması gereken bir koku olduğunu düşünüyorum. Hani böyle daha erkeksi koksun isterseniz Intense'i size tavsiye edebilirim. Euphoria'nın orijinal olan parfümü zannediyorsam ilk çıktığında 350-360 lira civarında bulabiliyordunuz. Fakat şu anda Gratis'leri, Watson's'ları, Rossmann'ları takip ederseniz eğer çok güzel indirimler yakalayabilirsiniz oralarda. Orijinal olan parfümü işte 100 cc'ler, yani şu boy 99 liraya bile düştüğü oluyor bayan parfümü. Erkek parfüm de yine aynı şekilde. Bence o kadar fazla para vermenize gerek yok. Buraları takip ederseniz çok güzel indirimler gerçekten yakalayabiliyorsunuz. Trendyol'da falan da oluyor çok güzel indirimleri. Yine isterseniz eğer açık parfümeri muadillerinden bakabilirsiniz. DP'lerde 100 cc'leri 60 liraya satılıyor. Erkek olan Euphoria'nın kodu C14 olarak geçiyor. Bayan kodu ise C21 olarak geçiyor. C21 dediğiniz zaman size bayan Euphoria, C14 dediğiniz zaman size erkek Euphoria almış olacaksınız. Bu sırada şöyle, hani bunu birazcık torpil gibi algılamayın, fakat DP'de kokan Euphoria'nın erkek kokusu gerçekten orijinalinden çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Orijinaline göre, çünkü daha fazla kalıcılığı olan bir parfüm olduğu için hani parfümün tam özünü hissetmek istiyorum. O sıktığım özü sürekli üzerimde kalsın. Verdiğim parayı değsin istiyorsanız eğer DP'dekini kullanmanızı size gerçekten tavsiye ediyorum. Çünkü orijinal parfüm dediğim gibi çok fazla kalıcılığı olmayan bir parfüm. O anlamda. Bu parfüm için söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.